Bozkır'ın yazarı olmasında iki done saklı diye düşünüyorum ben aslında. Çünkü insanlar mutlulukla beslenir. Yani onların mutlu bir gelecek tahayyülü, kendi yaşadığı mutluluklarla ilintili. Fakat Cengiz Aytmatov çok büyük acılar çektiği için o mutluluk suyuyla, o ab-ı hayatla beslenemeyen bir yazarımız. Hem o açıdan Bozkır'ın şair deniyor, hem de affedersiniz Bozkır'ın yazarı deniliyor. Hem de bunun dışında Cengiz Aytmatov'un yazdığı eserlerin çoğu efsanelerden, masallardan, mesela çok dünya tarihinde önemli olan Manas Destanı'ndan, 1 milyon beyittir Manas Destanı. O da gizli bir hazinedir. Yani bir hazinedir. Bunlardan faydalanarak kendisini, o bozkırın güzelliklerini, o bozkırın yarattığı kültürel değerlerle kendisini besleyerek romanlarına yön vermiş, kurgular yapmış.